çilesiz günüm yok. Dert ararsam çok, öyle yalnızım. Ekmekle biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık, bu dertlere. Arkadaşlarım var. Sonsuz teşekkür ederim. Harika. Gönlüne güne sağlık. Vallahi yemin ediyorum var ya, harikasın. Yani diyorsun çok ki ben Türk halk müziğini de Allah'ın hakları okurum. Estağfurullah. Arabeski de okuruz. Estağfurullah. İşte bu en efendim, doğrusunu, en güzel kararı yüce Türk halkı verir her zaman. Sonsuz gönlüne, teşekkür ediyorum. Güneyine sağlık. Güneyine çok sağ teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Yağmur Hanım. Yağmur Hanım. Var mı mesajlar? Var. Ya, mesaj yapacağız galiba. Türkiye okumayacağız. Mesaj yapacağız. Vallahi. Aydın ailesi olarak Mersin'den selamlar. Ben Malatya'dan Ersin Nevzat. Nevzat abi hayırlı akşamlar. Yeni yılınız mutlu ve huzurlu geçmesi dileğiyle sizden Malatyalılara güzel bir türkü armağan ederseniz sevinirim. Sancaktepe'den vefasız sevdiğime gelsin. Bananet türküsünü istiyorum. Başarınızın devamını dileriz. Evet. Nevzat Bey'den Yer Ağladı Ben Ağladım türküsünü istiyorum. Kırklar eline gelsin. Sevgili kardeşim Nevzat Soy'dan, 2015 yılınız ve programınız hayırlı olsun. Senden Hadi Gel Erzurum'a türküsünü söylemeni rica ederim. Ve sevgili hemşerim Seyhan Güler'e sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. Peki devam edeceğiz yine. Teşekkür ediyoruz. Bunları biraz sonra potpourri şeklinde okuyacağız hep beraber. Erkan Hoca ne okuyacaksın bize? Abi güzel bir Urfa türküsü okuyalım. Öyle mi? Evet. Canlı canlı. Canlı hazırlayayım canlı. Hazırlayayım mı? Ben, yo, ben tamam olur. Estağfurullah. Hem de cümbüş. Böyle ışıklarda genellikle cümbüş akordu bırakır ama bakalım. Bize bir yamuk yapmasa değil mi? Al.
Alkışlıyoruz hocamızı, alkışlıyoruz. Bütün Urfa'ya selam olsun. Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Erzurum'a, Sivas'a, Tokat'a, Karadeniz'e, Ege'ye. Thank you.
Şeref verdiniz. Nazar değmesin ya Rabbim. Ha açık değil. Dan ran dan din dan dam darararam. Dan ran dan din dan dam darararam. Maşallah projemiz, samimiyetimle söylüyorum. Projemiz şu anda dünyada inanılmaz bir ses getirmiş durumda. Gurbetçilerimiz bizlere yazıyorlar. Herkes bu projeden, Türkiye'nin her tarafından dostlarımız bu projeden haberdardır. Üzeri Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Nezahat ablaya bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tüm İliç ailesine, Soydan ailesine Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim, Engin Gayrimenkullar Sohbisi, Nevzat Bey'in de dediği gibi gerçekten Türkiye'nin her tarafından telefonlar alıyoruz. Türkiye'nin her tarafından bizi arayıp bilgi almak isteyen, zamdan etkilenmeyeyim diyen isteyenler oluyor. Biz tabii ilgi alakaya sonsuz teşekkür ediyoruz. 0212 450 1024 telefonlarımızı şöyle bir kenara yazalım. Az sonra da ekranın arkasında projemizle ilgili, yerimizle ilgili sizlere bilgi vereceğiz. 2500 parseller oluşan yerimizin yaklaşık 1/3'ü tükendi. Özellikle Aralık ayında göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Kar, kış demeden, hava soğuk demeden -5'leri, -8'leri bulduk. Bugün bile, dün bile, yarın bile inanın İstanbul belki son yılların en büyük soğuğunu yaşıyor. Ama Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi sıcacık. Yine Biga'ya gidiyoruz yarın sabah. Çünkü müşterimiz ısrarla görmek istiyor. Çünkü müşterimiz ısrarla projenin kenarından, ucundan faydalanmak istiyor. Ondan dolayı yarın sabah gelmek isteyenleri biz Biga'ya götürürüz. Sakın ha! Hava soğuktu. Yolda kalır mıyız? Buzlanma var mı diye düşünmeyin. Takdiri Allah'ındır. Ama biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Sizleri oraya götürüyoruz. Orada en güzel şekilde bölgeyi, çevreyi anlatıyoruz. Ondan sonra siz karar verdikten sonra tapu işlemlerine başlıyoruz. Efendim bir proje anlatıyoruz. Çünkü bugün Güler Duman hocamız ofisimize geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Gerçekten Avrupa'ya gittiğinde anlatmış. O da merak etmiş, gelmiş. Diyor ki ya o kadar çok sevenim var ki diyor. Sordular. Bir gideyim Engin Gayrimenkul'a. Tabii Engin Gayrimenkul'un o sıcak ortamını görünce artık proje bitmiştir diyor.
Çünkü o kadar çok benden arsa isteyen vardır. O kadar çok soran var ki diyor Nevzat Bey. Kesinlikle ben diyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Sabahattin Kiraz'a teşekkür ediyorum. Mustafa Özarslan'a teşekkür ediyorum. Türkiye, Yudum'a, Özcan Türen, Mehmet Özcan. Birbirinden değerli sanatçıların proje ortak olduğu alan. Nevzat Soydan da aynı şekilde. Zakir Selat, çok dostumuz var. Sanatçı ve halk iç içe. Kesinlikle. Gerçekten de. İşte Türk halk müziğine yaraşır bir şey, bir proje. Samimiyetimle söylüyorum. Yani bütün sanatçılarımız, biliyorsun çoğu sanatçılar sözüm ona, halkın olduğu yerlerde çok fazla oturmak istemezler. Ama işte sizin gönlünüze, yüreğinize taht kurmuş sanatçılarımız, görüyorsunuz ki projenin içinde, buradan gördüm ben tapularını da göstererek, şeref duyarak. Bizler hep beraber inşallah ileride orada da oturacağız, komşu olacağız. Ben de oradayım çünkü. Evet. Efendim, iki kat inşaat iznimiz var. 300 metrekare sahalar 33.900'den başlıyor. 14.000 lira peşin veriyorsunuz. Kalanı 20 ay taksit imkanı sunuyoruz. Herhangi bir şekilde fark, herhangi bir şekilde döviz farkı, kur farkı talep etmiyoruz. Kefil de istemiyoruz. Tapuya şer de koymuyoruz. Aranlar biliyor, şu an 1000'e yakın kişi aldı. Herkes görüyor. 20 ay yaptık, 12 ay yaptık, 24 ay yaptık. Zamanı geldi 30 ay yaptık ama bizler sizlere inanıyoruz. 2,5 yıl arsa alıyorsun, 2,5 yıl, 2 yıl, 12 ay taksitle alıyorsun. Hele hele bu dönemde kardeş kardeşe güvenmezken, baba oğula güvenmezken biz sizlere inanıyoruz, biz sizlere güveniyoruz. Çünkü orada bir aile olacağız, çünkü orada bir kent kuracağız. Sen sabah kalktığında beraber birbirimize bakacağız. Ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, bir bütünüz. 2500 parselin 10.000 kişi yaşayacağı bir kent. Muhteşem bir alan, ekranlarda görüyorsunuz. Mimar arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımız şu anda çalışmalara başladılar. Mimari projeleri çizdiriyoruz. 4 çeşit ev yapacağız. Taş ev, prefabrik, çelik, beton. Evleri yapıp sizleri davet edeceğiz. Az önce saymış olduğum tüm sanatçı dostlarımız oraya gelip orada hem aldıkları yeri hem sizlere mini bir konser, kurdelemizi kesip temelimizi atacağız inşallah Mayıs'ın ilk haftası. Herkes gelsin, yeri görsün, bölgeyi görsün. Ben geç kaldım. Ben 19.900'den alamadım, 24.900'den alamadım, 28.900'den alamadım diyenler. Samimi söylüyorum. Şu an 33.900 bile çok ekonomik bir rakam. Mayıs'ta böyle 5.000 lira, 4.000 lira zam olmayacak. Bu bir sembolik zam. Mayıs'ta geldiğinde zamlar %60'lara, %50'lere kadar geleceğini söylemek istiyorum. 14.000 lira parası olan, ben de bu projeden yararlanmak istiyorum. Ben de burada arsa alıp yatırım yapmak istiyorum diyenler 0212-450-10-24'ü şu an arayın. Hafta sonu havalar çok güzel. Gidelim, bölgeye görün. Yerinizi ayırttırın. Zararını yazın Engin Gayrimenkul'e. Zararı bana, kârı size olsun. Zaten şu anda bakın 19.900'den alanlar 15.000'e yakın para kazanmış. Böylesine bir projede yerlerinizi ayırıyorsunuz. 0212-450-10-24. Biz de Almanya'da izliyoruz. Zaten 5 tane yerini ayırtmıştı. Onlar herhalde tapularını aldılar. Buradan görüştükten sonra Allah da şahit Almanya'dan 5 kişi daha ayırtmış bütün dostlarımız. Hatta hiç görmeden diyorlar ki biz Ekin TV açarak bakıyoruz zaten. Tabii burada da sizlere güvenleri sonsuz. Burada bana da sağ olsunlar güveniyorlar. Ben de sizlere sonuna kadar güveniyorum. Çünkü hiçbir kuruş vermeden tapularını alıyorlar. Ondan sonra işte ne gerekiyorsa yapılıyor. Bu anlamda ben sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Ben sonuna kadar inanıyorum bu güzel projeye. En azından imarlı ve ifrazlı sevgili dostlar. Ben de artık öğrendim. Eskiden bilmezdim vallahi imarlı ifrazlı ne demek olduğunu ama sizin sayenizde ben de öğrendim artık. İmarlı ifrazlı yani demek. Siz daha iyi açıklarsınız. İmarlı demek hemen alıp inşaat yapabileceğim bir nitelik. İfraz demek sadece sana ait. Herhangi bir şekilde ortak değilsin. Herhangi bir şekilde hisseli değil. Sadece sana aittir. Senden başka hiç kimse oraya çivi çakamaz. Devletin kamu görevinden, kamu binası yapılsa bile yine devlet senden izin almak şartı var. İfraz bambaşka bir şey. İmarlı ifrazı yer alıyorsunuz, 33.900 liraya alıyorsunuz. 14.000 lira peşin verip 20 ay vadeli alıyorsunuz. 20 ay sonra dönüp arkaya baktığınızda yer 70.000 lira olacak. İyi ki de almışım diyeceksiniz kendi içinizde. Az önce Nevzat Bey dedi, projeye bakıp alıyorlar. Şu anda son 20 gündür satışlarımız proje üzerinden. Yerini ayırttırıyorlar, notere gidip vekalet veriyorlar ve tapuya gelip imza atıyorlar. Biz bu güvene layık olacağız. Bu can bu bedenden çıkmadığı süre içerisinde ben şerefim üzerine yemin etmişim bu projeye. O binaları yapacağız, o projeyi oraya koyacağız ve alan herkes kazanacak.
Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bilsem ki Engin Gayrimenkul iflas edecek, bilsem ki Engin Gayrimenkul yok olacak, ben oraya o binaları yapacağım. Bunu sözünü veriyorum. O yüzden geç kalmayın diyorum. 0-212-450-10-24 212-450-10-24 sevgili dostlar, alan her zaman karlıdır. Biliyorsunuz ki toprak hiç kimseye zarar ettirmemiştir. Sevgili dostlar, bütün dostlarımızı bekliyoruz. 0-212-450-10-24 Heyecanlanıyorum abi seni görünce. Nedense bilmiyorum da atlamadık. Aslında benim heyecanlanmam lazım ama hafta sonu özellikle bizzat orada olacağız. Yarından sonra orada olacağız. Lütfen hava soğuk diye geç kalmayın. Sembolik bir zam yaptık. Her an her şey değişebilir. Bakın bunu çok özellikle söylemek istiyorum. Çünkü emsalleri 45 bin lira peşin para olan bir projeyi ben 33.900 liraya sizlere 20 ay vadeyle sunuyorum. 0-212-450-10-24 deyip hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Üzeyir Engin Beyefendi'ye sonsuz teşekkürler. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili Üzeyir Engin, bize de sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben sizlerden de gerçekten söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şu projede muhakkak yerinizi ayırın. İnşallah. Ablacığım yani enişte de burada zaten sevgili Erkan'ım. İnşallah. Abi, çünkü samimiyetimle söylüyorum. Zaten biz ilk programa başladığımızda 14.900'dü. Aynen 6 öyleydi. 6 ay sonra kaç katına çıktı? Ki özellikle güvenirliği tescillenmiş bir marka olmuş bir isim sevgili Üzeyir Engin ve Engin. Efendim arsa alanlara Nevzat Soydan'dan yar ağladı, ben ağladım da hediye üstüne üstelik. Çok güzel. Buyurun efendim. Evet. Yar ağladım, ben ağladım. İkimiz de dolduk taştık. Yar ağladım, ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize. Yar ağladım, ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize. Yar ağladım, ben ağladım. Andıkça eski
ağladı, ben ağladım. Andıkça eski günleri, yar ağladı, ben ağladım. Altına bir minder serdim, tazelendi yürek derdim. Eline bir mendil verdim, yar ağladı, ben ağladım. Altına bir minder serdim, tazelendi yürek derdim. Eline bir mendil verdim, yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize, n'oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize, yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize, n'oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize. Çok teşekkürler, çok sağ olun, çok var olun. Keşke yar ağladı, ben ağladım. Hep böyle türkülerde kalsa değil mi? Kimse ağlamasın. Aynen öyle. Vallahi. Bütün mutluluklar gerçek olsa, bütün hüzünler de böyle türkülerde, şarkılarda kalsa keşke. Gerçekten öyle. Yağmur kardeşim, var mı mesajlarımız? Tabii ki de. Peki o zaman alalım birkaç tane daha. Selam, ben Mersin'den Ömer Aykan. Sıradaki türküyü bize istiyorum. Sizi severek izliyoruz. Teşekkürler. Mersin'den selamlar. Damadımız Erkan Başyıldız'a başarılar dileriz. İyi yayınlar. İyi akşamlar Nevzat Bey, başınız sağ olsun. Selamlar Nevzat Bey, ben Konya'dan Hamza, sizin o güzel sesinizden annem istiyorum. Ermeni'deki anama gelsin, iyi yayınlar. Fırsat kalırsa söz okuruz. Sizi izlemekte olan Adana Kozan Köyü sakinlerine sıradaki türküyü istiyoruz. Nevzat abi, programınızda başarılar dileriz. Saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar Nevzat kardeşim, ben Mükerrem. Programında başarılar diliyorum, yanındayız her zaman. Efendim işte görüyorsunuz. Kolay değil sevgili dostlar, izleniyoruz, ne yapalım? Evet, izleniyoruz abi, Türkiye'nin her tarafından izleniyoruz. Sevilmek böyle bir şey herhalde. Sayın ablacığım, gel kurban oldum, gel ablam. İddia ediyoruz, Türk halk müziğinde en çok izlenen programlardan bir tanesi biziz efendim. Bunu da sevgili izleyicilerimize güvenerek söylüyoruz. Evet, sayın ablacığım. Bunları da güzel halkımıza borçluyuz. Onlara sonsuz kesinlikle teşekkür öyle ediyoruz. Kesinlikle galiba öyle. Tokat'a doğru gidiyoruz şu an. Tokat sarmasını gönderecek arkadaşlarım. Öyle mi? Tamam. Bu Tokat'a da selam olsun. Zaten sevgili eşimle birlikte yapmış olduğumuz bir eser. Tokat'ımızın geleneksel ve kültürel özelliklerini bir araya toparladığımız bir eser. Tamam, adını da Tokat sarması koymuştuk. Efendim o zaman alkışlıyoruz hep beraber. Buyurun. Haydi bakalım. Tokatıma geliver, Turhalıma almışsıma, Reşadiye pazarına, Baş çiftliklik sarıma, Sulu saray erbasına, Yeşil yurdu zilesine, Geliver görüver, Artova'ya geliver, Sen Tokat'a geliver.
Divan yatağı, Gazi Osman Paşası, Kahramanlar Diyarı, Ali Paşa Hamamı ve Balıca Mağarası, hem Kadesi Topçamı, dilleri destan yaylası, Yazmacılar Hanı'na, Taşhan'a ve Destan'a, Bakırcı Çarşısı'na, Niksar'ın Ayvaz Suyu'na, Almusu'nun Barajı, Selemen'de Yaylası, Sulu Saray Kaplıcası, gelsin Tokat aklına. Bordo beyaz dengimiz, sahada yok dengimiz, centilmenlik ilkemiz, Tokat spor her şeyimiz. Tokat içinde de gül bardağı içinde, Tokat'tan yar senin yüreği içinde ama. Tokatımın yaprağı sofralara verir şan, sarması da ne güzel, herkes yesin maşallah, meşhur bakla dolması, hem batı hem sarması, kalp birini unutma, bir de Tokat kebabı, kümeneğin parkına, şeftali elmasına, madımağın tadına, Tokat gelsin aklına, zillesinde pekmezi, hem keşke içemeni, doyamasın tadına, Tokat gelsin aklına, Tokat gelsin aklına, gelsin Tokat aklına, geliver geliver Tokatıma geliver, yiyiver yiyiver madımağı yiyiver, geliver geziver Tokatımı görüver, yiyiver yiyiver madımağı yiyiver. Hayda. Aynen öyle. Vallahi gönlüne sağlık. Klip çekmedin mi buna? Buna klip çekemedik henüz. Üçüncü albümdeydi hatta efendim. Bu. Aradan 2-3 yıl da geçti hatta. Arkada ama... bir şey yok. Böyle şarkılara ihtiyacımız var vallahi bizim. Çok teşekkür ediyorum. Gönlüne yürüne sağlık. Var mı başka beste falan? Olmaz mı? İkinci albümden beri başladı Gökhan Güler yazmaya zaten. Öyle mi? İlham ona geliyor, bana pek değil Nevzacığım. Kıskanıyordum, kıskanmıyor da o zaman bütün yani. Besteler ablama geliyor herhalde. Vallahi aynen, var mı aynen. Albümde? Kaç tane var mı? Son albümde özellikle 4 tane vardı. Öyle sen süper. De sev. O zaman yeni albümde kısmet olursa artık. İnşallah. Abimizden rica edeceğiz. Ağzına gönlüne yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Erkon Hoca ne yapalım? İstersen albümde. Bir tane Azeri bize okur musun? Olur okurum abi. Valla. Albümden okuyayım o zaman. Olur yok, olur. Albümden hazır değil. Olur mu? Albümden hazır değil yok. Tamam Azerbaycan'a gitsin. Bakü'ye gitsin. O zaman canlı canlı var bakıyorum. Mı son mesajlarımız? Bir tane daha alsak, biraz sonra mı alsak? Tamam. Şimdi alalım. Alalım hadi bir tane, olur. Gel. Nevzat Bey, hocam, program çok güzel. Sizden of of istiyorum Malatya'dan Songül. Biz Tokat'ın Kemalpaşa Köyü'nden Salih Rıza, Uğur Giden ve Mehmet Aktaş, Seyhan Güler'den sıradaki türküyü tüm Kemal Paşalılara gelmesini istiyoruz. Seyhan Güler'e başarılar dilerim. Ali Dereli, Zahidem Kurbanım istiyoruz.
Nevzat Bey, Elazığ'dan seni dinliyoruz. Hükmü Turgay, Rıdvan Orhan ve Bilal Şen. Elazığ'dan dinliyorlar, Erzurum'dan dinliyorlar. Hemşehrilerim istemişler. Vallahi hadi gel. Ayrıca Kemal Erzurum'a gidelim. Sunam istemişlerdi. Söz haftaya hepsini tek tek okuyacağım, olur mu? Nevzat'cığım, tamam, Kemal Paşa da benim köyüm. Tokat Kemal Paşa, bir kez daha özel selam göndermem lazım. Selam olsun. Tamam ablacığım, selam olsun. Bütün Tokat'a, bütün Türkiye'ye selam olsun. Kayseri. Peki o zaman Allah'ına kurban. Doğru bugün. Dur şurada bir kağıt da vardı. Özür diliyorum. Kayserili gençler burada efendim. Kayserili gençler. Kayseri Sarıkız Damızlık Mahallesi, öyle mi? Ve Ekinciler ailesine okuyacağınız şarkıyı armağan et diyor. Erkan kardeşimizin okuduğu şarkı olur mu? Ve de bütün okuduğumuz türküler sizlere armağan olsun. Amerika'dan Ebru Ula kardeşim de bizleri izliyor. Kütahya Gençlik de burada. Gümüşhane. Adana Demirspor. Orayı da gösterelim, olur mu sevgili dostlar? Bütün kulüplerimize başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Söz kalan bütün türküleri haftaya okuyacağım. Ablacığım, gönlüne yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum Nevzat'cığım. Seninle olmak çok güzeldi. Alkışların en güzeli Seyhan Güler diyoruz. Çok var mı ablacığım son olarak bize söylemek istediğin bir şey? Her şey çok güzeldi. Sen daha da iyilerine layıksın. Çok yolun açık ederim. Olsun. Çok teşekkür gönlüne ediyorum. Gönlüne yüreğine sağlık. Çok teşekkür sen ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Sevgili Erkan kardeşim, Erkan hocam. Ben de çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Yüreğine sağlık. Sevgili dostlar, biliyorum mesajlardan gelen bütün istekleri okuyamadık, vakit yetmediği için. Nusret Kalan abim, bütün türküler senin için olsun. Okuyacağı bu güzel türkü de mesaj gönderen bütün dostlarımıza, tabii ki şu anda bu soğuk günde, karlı günde stüdyoyu dolduran, hınca hınç dolduran kıymetli dostlarımıza ve de ekran başına her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Buyurun. Hangisi geliyor yukarıdan? Yukarıdan gelmesin, canlı gelsin. O zaman canlı hareketli gelsin. Hareketli canlı okuyalım. Kayseri'ye gitsin. Peki. Hadi buyurun. Kayseri'ye gelsin. Buyurun. Yağmur kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Buyurun. Gel Erzurum'a gel Erzurum yaşı güzel.
olsun. Allah'a ısmarladık. Saygılar, sevgiler.